Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ne çalacağız? Bugünkü videomuzda Vurgun adlı eseri çalacağız arkadaşlar. Onu öğretmeye çalışacağım. Intro bölümünü çalacağım. Söz kısmı çünkü çok uzun ve hani melodisini duyduğunuz kısım genelde intro kısmı. Yani parçanın ana melodisinin olduğu kısmı öğretmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar sol telinde birinci parmağımız la. Daha sonrasında re telinde birinci parmağımız mi. Daha sonrasında fa hemen dibinde ve sonra da la var arkadaşlar. Şimdi bu parçada öğreteceğim bir şey var size. Yeni olarak. Şimdi arkadaşlar Türk müziğinde koma diye bir şey var, tamam mı? Koma herhangi bir tam sesin, yani la ve si sesi gibi düşünün. Bu sesin arasında, yani la ve si arasında 9 tane daha küçük küçük sesler var demişler. Bu seslerin her birine de koma demişler. Yani bizim bildiğimiz ne? Si bemol veya şöyle söyleyeyim. La diyez veya si bemol. Değil mi? Biz bunları biliyoruz. Yani diyez veya bemolü biliyoruz aslında. Şimdi bu parçada göreceğiniz gibi si'lerimizi ne si bemol basacağız ne de si natürel basacağız. Yani ikisinin arasında basacağız. Böyle olunca da arkadaşlar uşak makamı ortaya çıkacak. Yani şöyle düşünün. Şimdi bak. Bak. Bu do si natürel. Bu si bemol. Bu ise koma si dediğimiz, yani segah si, yani uşak makamındaki koma si. Yani bunun anlamı neydi? Ne si bemol, ne si natürel. İkisinin arasında basacağız. Bunu herhangi bir yeri olmaksızın bu sesi duya duya oturtacağınız bir ses arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bak. Bu da değil. Hatta si, koma si'yi böyle geriye doğru çekerek de basabilirsiniz arkadaşlar. Direkt böyle net yerini bulamasanız da böyle kaydırarak, glissando yaparak basabilirsiniz. Şimdi bunu bayağı tekrar etmeniz lazım arkadaşlar. Türk müziğinde size gerekli olacak seslerden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar la, mi, fa, la, sol, fa, mi, fa, mi, re. İlk ölçüyle girdim. Şimdi ne yapıyorum bakın. La, la'larıma zaten kayarak geldim bak. Mi, fa, la'lara, sol, fa, mi, fa, mi, re. Ritmini de çaldım. Yani bak, mesela fa, so, mi, fa, re gibi düşün. Devam ediyorum. Mi, fa, sol, fa, mi, mi, do, si. Bak, do. Ben arkadaşlar programda si'leri bemol diye yazdım. Çünkü koma si program algılamıyor. Yok yani lügatında. Yani segah si'yi yazamadığım için si'leri bemol yazdım. Siz o bemolleri dediğim gibi sözel olarak söylüyorum. Si bemol basmayın. Biraz daha si bemolden tiz, si natürelden biraz daha kalınca basacaksınız. Şimdi iki ölçüyü çaldım. Şimdi do si la ile diğer ölçüye geçiyorum. Do, si, la, sol, sol, mi, mi, re, do, re, mi, fa, fa, mi. Heh, şimdi burası önemli. Burası bir geçki. Re, mi, fa, fa, mi, re, do, si, la, si, do, re. Yavaş yapıyorum. Re, mi, fa, fa, mi, re, do, si, la, si, do, re. Re, mi, re, do, si, la, si, do, re. Re'de diğer notaya geçeceğiz arkadaşlar. Burayı iyice görün diye re'ye geçmiyorum. Re mi re do si la si do re.
Yavaş. Evet, re mi'den geldim. Evet arkadaşlar, bunu yapıp geçiyorum. Burası kolay. Re, fa, fa, re, re, do, do, si, do, re, re, do, do, si, la, si, la, mi, mi, do, do, si, si, la. Burası da önemli. Si, la, si, re, do, si, la, sol, la, re, do, si, la, sol, la. Yavaş yapıyorum. Si, la, si, re, do, si, la, sol, la, re, do, si, la, sol, la. Bir daha yaptım. Evet arkadaşlar, mesela re mi re do si la si do re. Bir burası, bir de si la si re do si la sol la re do si la sol la. Bir de burayı çalışmalısınız. Diğerinde çok fazla bir şey yok. Şimdi baştan buraya kadar çalıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, parçada dikkat etmeniz gereken yerler aslında belli. Yani birincisi şu, birinci satır sonunda olan re mi re do si la si do ve parçanın en sonunda olan si la si re do si la sol la re do si la sol la. Yani si la si re do si la sol la re do si la sol la. Ben sizin yerinizde olsam şöyle çalışırım. Bakın, öncelikle mesela parçanın o kolay yerlerine geçin. Direkt şeye gelin. Re mi re do si la si do. Mesela bak. Bir daha yaptım. Bir daha yaptım. İsterseniz şöyle de olur. Dörtte de basabilirsiniz. Yavaş yavaş hızlanacaksınız. Sonra da parçanın en sonuna gelirim. Bir daha yaptım. Evet arkadaşlar, bu ikisini yaptıktan sonra parçayı yavaş yavaş en baştan çalışabilirsiniz. Notayı videonun sonuna koyuyorum arkadaşlar. Oradan SS alabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu parçayı da bu şekilde bitirdik. Sorunuz veya sorunuz olursa videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Ben de yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, bize destek vermeyi isterseniz abone olun arkadaşlar. Ki daha çok büyüyelim, daha çok videolar çekelim, herkese daha çok ulaşalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin kendinize.